Şunu da sormadan kendimi alamıyorum. Tabii Kıbrıs'ta bir çözüme yönelik bir müzakere süreci yok şu anda. Bu nedenle de Kıbrıs'la ilgili işte gerek işte Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı tarafından şu anda işte Erdoğan tarafından görüyoruz. Yani Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili en azından tanınması yönünde çağrılarda bulunuyor. Bu anlamda geçmiş dönemlerde Türkiye'de Kıbrıs seçimlerde gündeme gelmiştir. Ve sen bir şey bekliyor musun? Örneğin işte Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı tarafından Kıbrıs'ta çözümü domine edici yolları arayacağız, federasyona döneceğiz gibi olabilir mi? Yani Kıbrıs konusuyla ilgili ki Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın metninde Kıbrıs'ı çok böyle net bir şekilde görmemiştik. Yani bu da bir referans noktası. Dolayısıyla Kıbrıs o anlamda Türkiye seçimlerinde bir vaat noktası olabilir mi Türk halkına yönelik? Yani Kıbrıs her zaman denir ya işte bir kamburdur. Bak işte Avrupa Birliği'ne giremiyoruz, şu oluyor, bu oluyor, dünyadan bu anlamda sıkıntılar yaşıyoruz, Kıbrıslı Türkler de sıkıntı yaşıyor vesaire gibi. Yani sen bekliyor musun bu anlamda Türkiye'deki liderlerin yarışında, Türkiye'deki seçimde Kıbrıs konusuyla ilgili bir açılım? Kıbrıs sorunu tabii başta Türk dış politikası olmak üzere Türkiye'nin siyasal ve ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Niye üçünü birbirine bağladım? Çünkü ben inanıyorum ki mesela bugün Türkiye'nin ekonomik sorunlarının en önemli bileşenlerinden birisi dış politikasıdır. Dış Türk politikasında bana göre yanlış yönelimler olmasaydı mutlaka Türk ekonomisi daha az etkilenecekti. Mesela pandemi sonrasında yaşanan enflasyonist gelişmelerden. Dolayısıyla şimdi hepimizin bir beklentisi var. Seçimden sonra ekonomi yönetimi özellikle daha rasyonelleşecek, daha gerçekçi temellere dayanacak. Bunun olabilmesi için örneğin Kemal Bey ekranda da hala duruyor dursun. Amerika'ya gitti. Londra'ya gitti. Londra'ya gitmesini dünya finans çevreleriyle ilişki kurmak olarak açıkladı. Şimdi siz hem dünya finans çevreleriyle ilişki kuracaksınız hem de Kıbrıs konusunda kısa kesmek için atlıyorum biraz arada başka şey söylemek geçti ama atlıyorum. Atla lütfen. Hem de Kıbrıs konusunda yani hiç kimsenin kabul etmeyeceği çözümler peşinde koşacaksınız. Bu nedenle tanınma, tanıtma, federasyon veya başka şey vurgusundan önce çözüm vurgusunun yani bir çözüm arama vurgusunun yapılmasını beklerim Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından da yani diğer altılı masa bileşenleri tarafından da. Birdenbire yani bizim Kıbrıs'ta tartıştığımız gibi böyle federasyon mu iki devletlilik mi tartışmasının içine girmeyeceklerini zannediyorum. Umuyorum da bunu aynı zamanda. Çünkü bu çok amatörce olur. Tamam mı? Yani önümüzdeki dönemde bütün dünyayla ilişkiler bakımından Türkiye bir yeniden yapılanma sürecine girecektir. Bunun en önemli bileşenlerinden birisi Avrupa Birliği ile olacaktır. Diğer bir önemli bileşen Amerika ile olacaktır. İngiltere'yi saymıyorum bile. O da Batı dünyasının çok önemli bir bileşeni ve AB'den çıkarak ayrı bir kutup oldu neredeyse. Bunun bir parçası olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler, Suriye'deki İran'la ilişkiler, Çin'le ilişkiler hepsi bir arada değerlendirilmek zorundadır. Yani bu birinin keyfine bağlı bir şey değildir. Cumhurbaşkanının keyfine kalmış bir şey de değildir. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu sadece bir ilişkiyi ele alayım. AB ile Türkiye ilişkileri bakımından önemli bir sorundur. Yani regüle edici bir sorundur. Mutlaka Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri o dönemde AB yetkililerine bu Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıyorsunuz. Nedir istediğiniz? Nasıl bir çözüm istiyorsunuz? Yani siz Kıbrıslı Türklerin Rum idaresi altında yaşamasını talep edemezsiniz. Yani bir söyleyin bakalım.
gerçekte aradığınız çözüm nedir diye soracaklarını ve yeni başlangıç noktaları yakalamaya çalışacaklarını düşünüyorum ve umuyorum. Dolayısıyla bu seçimde böyle çok belirgin politikaların manifestolara gireceğini, demeçlere, konuşmalara gireceğini ve Türkiye'nin opsiyonlarını azaltacağını, Türk tarafının opsiyonlarını azaltacağını düşünmüyorum. Ama mutlaka ve mutlaka bugünkü Kıbrıs sorunuyla ilgili uslup, tutum değişecektir.